Yüksek matematiğinize güvendiğim için bir şey sormak istiyorum. Yüksek teknoloji derken biz bundan birkaç yıl öncesinde İngiltere'nin 100 yıl öncesinde elektrikli arabalar kullandığını ya da scooter tarzı şeyler kullandığını gördük. Bunları seyrettik. Peki o zamanki gökyüzünün açıları ya da şu yani teknoloji onlardan sonra mı bize geliyor? Öyle mi değerlendirelim bunu? Şimdi şöyle tabii ki doğru bir tespit. Önce teknoloji var olan oluşan ülkenin şeklinde bir denek çalışmadır. Deneysel çalışmalar yapılır. O deneysel çalışmalar test edildik, onaylandıktan sonra teknik, dijital çalışma hangisi olursa olsun geniş anlamda uygulama alanına geçer ülke bütünlüğünde. Sonra civar ülkelere veya bunu çabuk ilk benimseyen ülkelerle öyle öyle kuşaktan kuşağa ülkelere ya da ikinci, üçüncü sınıf ülkelere de gider. Sonra herkese yayılır. Ama mesela bu sadece İngiltere'de olmuyor. Evet, elektrikli arabalar ve elektrikli scooterlar için dediğiniz doğru, o İngiltere'de test edilmişti. Onu çok iyi biliyorum. Ama gökyüzü şu an batıdan çok doğuyu çalışıyor. Yani uzak doğuyu gösteriyor. Hindistan'da şu an yapay zeka, Hindistan'da şu an yapay gıda, Hindistan'da şu an bilişim ve dijital sektör. Çin'de, Hindistan'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Tayvan, Tayland'da. Ama Hindistan ve Çin'de %90 çalışıyor. Ve Hindistan'da ve Çin'de denekler kullanılıyor. Yani şu an yapay zeka orada tamamen yürürlüğe girmiş durumda. Ama ülkenin önce geneline yayılacak, sonra bunlar batıya pazarlanacak. Yani batıya yayılacak. Yani dediğiniz doğru, ama bu bir ülkede deneysel hareketler sonradan diğer ülkeler kabullenme aşamasına göre gelir. Mesela Türkiye'de, diyelim sizin ülkede, Türkiye'de yapay gıdanın marketlere girmesi 2026'dan itibaren başlar. Şimdi onu kabullenmeye göre başlıyor bu. 2026'da markete gittiğiniz zaman yapay bir gıda ürünü, tam normal un da olacak. Ya önce ikisi olur. Sonra gelenekçiler, yenilikçiler gelenekçileri yener. Bu iş hep böyledir. Yani önce var olan ürününüzün yanına yenilenmiş ürünü koyarlar. Sen yine kendi eski ürününü tercih edersin. Bir müddet daha onu yemeye devam edersin. Ama sonra baktın o da elden gidince, o da üretilmeye başlayınca tamamen yapay gıda hakimiyeti hakim olduğunda, konu komşu övmeye başladığında, ya işte daha kolay, daha pratik, daha sistemli veya bak sağlığa da zararlı değilmiş dedikten sonra yavaş yavaş damak tadını insanlar ona göre geliştiriyor. Yani bunu ülkenin kabulleniş şekline göre, sistemin kabulleniş şekline göre düşüneceksiniz. Ama bunlar şu an uzak doğuda üretiliyor. Hocam nasip kısmet olursa Rabbim bilir her şeyin en güzeli, en doğrusunu 2026'da ben inek sağarken sizle yayın yaparım herhalde. Güzel bir şey olur. Ama işte siz ne kadar direnebilirsiniz? Evet, şunu uzatırsınız. Bir 10 sene, diyelim 15 sene direnirsiniz. Ama öyle bir şey olur ki havada, gökte, yerde, yemde, şunda, bunda ineğinizi otlatacak bir alan ya da ineği besleyecek bir alan bulamazsınız. Ve inek ölür, doğum yapamaz, bir şey olur, bir hastalık kıran gelir maalesef. Olmasın da öyle olur diye yani hesaplıyoruz, çünkü ben Plüto Kova çağına şu an ileri öngörü teknik grubum var, çalışıyorum. Yani elinde kalmayacak yani. Sen en fazla 15 sene dire. 10 sene direneceksin. Yani yapay gıda tüketenle Neslihan Sultan'ın tükettiği organik gıda tüketmesi arasında 10-15 sene fark olacak. Yani bir Hintlinin yapay et yemesi sizin ineği kullanıp işte 15 sene sonra yapay ete dönmenin zorunlu hale gelecek. Aranızda bir 15 yıllık bir fark olur en fazla yani. Ama Yani zorunlu olmak neye kötü bir şey. tapınan insanlar ineği bu kadar önemseyen Hindistan Evet. bu kadar yani nasıl oluyor da bir anda böyle bir İneği canlı düşünmeyin. Onlar ineğin kendisi, ineğin içindeki ruha inanıyorlar. tamam Şimdi ama yani onlar için inek o kutsal. tabii. Sokakta çok rahat bir şekilde her yerde, her köşede, her şekilde inek görüyorsunuz. Çünkü onlar için Tabii. kutsal. Hatta bir tane esprili bir video vardı. Hindistan'dan bir tane çocuk geliyor. Anne baba işte evlat ediniyorlar gibi köfte yapıyorlar ona. Çocuk tabii daha önce hiç köfte yememiş.
ve tadına bakıyor, aa çok değişikmiş falan. O da diyorlar ki hani et bu. Sonra diyorlar ki aa biz buna hani tapında şeyi yedirdik. Hani hiç etin tadını bilmeyen insanlar için, yani Hindistan'dan böyle bir karar çıkıyor olması ilginç geldi bana. Evet, ama şimdi hani bu bir şeyi çabuk benimseyebilme ya da biraz gecikmeyle benimseyebilme, dinlenme. Yani yenilikçiler yani gelenekçileri yenecekler. Gökyüzü bunu gösteriyor maalesef. Yani ben bunu söylerken övünerek veya savunarak söylemiyorum. Şimdi benim elimde bir dilim var. Ben de sizin gibi sade inek sütü içmek istiyorum. İnek eti yemek istiyorum. Ben de aynı sizinle düşüncedeyim. Tabii ki onun lezzeti bambaşka ve tam bir organik. Kalkıp da yapaya biz nasıl yöneleceğiz diye. Biz de bunu düşünüyoruz. Bizim için de bu kabus. Ama gökyüzü bize diyor ki gelenekçilsiniz. Yenilikçi dünya, teknik ve teknolojik dijital dünya sizi zamanla yenecek diyor yani. Siz kaybedeceksiniz. Teknolojik dünya kazanacak diyor. Maalesef öyle diyor. Şimdi bunu gökbilimi söylüyorsa, yaradan böyle istiyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Ha, sonra balık çağı gelir. Sonra insanlar tekrar toprağa ekip üretmeye başlarlar. Suya, denize yönelirler. Tekrar doğal gıdalara, ormanlara, ağaçlara yönelirler. Tarıma yönelirler. Tamam, bunlar sonradan yine gelebilir. Bir müddet sonra Plüto Kova çağı kalkacak. Ondan sonra yapay bölgeler iptal olabilir. Yapay kısmı artık yürümeyebilir. Tekrar eski çağa geri dönüşler. Eski sisteme geri dönüş olabilir. Fabrika ayarlarına geri dönüş olabilir her konuda. O zaman fabrika ayarlarını geri dönmeyi görebilirsek o döngüde ileri astrolojide artık ona bir şey diyemem, olur. O zaman keyifli bir şey olur. Ama şimdi mecburen sanki herkesin dünyadaki sistemi yaradan da böyle. Şimdi yaradanın kurduğu sistemi okuyoruz biz. Cenab-ı Hak gezegenleri koymuş, diyor ki teknoloji geliyor diyor. Dijital dünya geliyor. Uzay çağı başlıyor diyor. Başladı diyor. Mars'a yürüyeceğim diyor. Venüs'e yürüyeceğim diyor. Şimdi bir de diyor yukarıyı keşfet diyor. Evreni keşfet diyor. Dünya küçük artık diyor. Dünya hap kadar bir dünya, yetmiyor diyor. Biraz da evreni keşfet. İnsanoğluna böyle bir hak tanıyor. Böyle bir pay tanıyor. İnsanoğlu bu uzay çağı. Belki de yanlış bir dönemde dünyaya geldik. Öylesi diyelim yani. Yani hoşnut olmadığımız bir dönemde geldik. Benim burada aklıma çok farklı farklı bir soru geldi ama hani bunun bilmiyorum sizde bir şey var mı? Hani madem Mevlam her şeyi biliyor, ona göre dizayn ediyor, ona göre şekil alıyoruz biz, levh-i mahfuzda da her şey yazılı. Ama bundan sonrasında bilmiyorum sizin cevabınız var mı? Hani neden o zaman insanoğlu bu kadar bedel ödüyor? Madem her şey belli, yani niye Peki sorumluyuz? tabii kim bedel ödüyor? Bedel ödeyen kim? Şimdi işte doğru bir soru ama onu önce açalım. Kim bedel ödüyor? İngiltere'de Greenwich kasabasında yaşayan 60 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında insanlar bedel ödemiyor. Hayatını refah seviyesi içinde yaşıyor, zengin yaşıyor. Hükümet devletinden desteğini alıyor. İşi var, gücü var. Aç değil, açıkta değil. Ülkesinde altyapı var, üst yapı var, deprem riski yok. Sel olsa sıkıntı yok, altyapı o biçim. Sistem var, elinde imkanını, her şeyini kullanabiliyor. İstediğini yiyor, istediğini içiyor. Bak Greenwich'e örnek verdim. Atlayalım gidelim hemen Yeni Delhi'ye. Bütün bu yapay zekaları, bilişimi, teknolojiyi laboratuvarlarda üreten Hindistan Yeni Delhi'ye. Hindistan bu üreten laboratuvarların 2 kilometre aşağısındaki kasabaya girin. Pislik içinde yaşıyorlar. Gidin görün yani. Halk tamamen çok varoş şekilde yaşıyor. Altyapı yok. Teknoloji yok. Hala bisiklet eski püskü araçların içinde gidiyorlar. Kıyafetler hala geleneksel. Çok pejmürde yaşam tarzı. Beslenme ve hijyen sıfır. Bir şeyler yiyorlar. Evet, baharatla kurtuluyorlar. Biraz rahat keyfi gelen yaşıyorlar. Ama bir sel gelse çok kötü etkileniyorlar. Bir koronavirüs çıksa mahvoluyorlar. On binlerce kişi helak oluyor. İnsan çok, kalabalık çok. Evet, teknoloji çok gelişiyor ama halkına yansıttığı refah seviyesi yok. Yani niye? İşte Gandhiler vardı, bilmem ne vardı, Indira Gandhiler vardı, paraları yürütüyordu. Ülkenin kasasını boşaltan kişiler vardı Hindistan'da. Şimdi İngiltere'deki yönetime bak, Hindistan'daki yönetime bakın. Şimdi bakın, başındaki yönetimle alakalı ya da sistemle ilgilidir. Halkın yaşam seviyesi ya da şansı veya şanssızlığı. Evet. Halkın
halkın genel şansı ve şanssızlığı. Sen iyi bir yerde yaşıyorsan çok şanslı bir insansındır. Ama negatif bir ülke, yani üçüncü dünya ülkesi, ben Bangladeş'te yaşıyorsam çok şanssız bir insansındır. Bulunduğun yerde önemli. Ev tutarsın, altyapısı yok. Ev tutarsın, gaz sistemi yok. Ev tutarsın, internet hattı yok. Ev tutarsın, kapının önünden asfalt yol geçmiyor. Çamurun içinde kalırsın. Bir yağmur yağsa, Bangladeş'te muson yağmurları var. Çamurun içinde yüzersin. Evin içine su girer. Çatısı doğru dürüst yok. Şimdi yani Bangladeş'te yaşamla Greenwich'te yaşam arasında çok ciddi bir fark var. İşte o yüzden insanların şansı veya şanssızlığı, kaderselliği dünyanın herhangi bir yerinde eşit değildir. Dediğiniz çok doğrudur ama eşit değildir. Şans kime göre şans, kime göre şanssızlık? Yani yaşam tarzının olduğu alanlara göre de değişkenlik gösteriyor. Bu ama bir kader meselesi. Hani Libya'daki sel felaketi gibi düşünün yani. Çok sorulan bir soru vardır. Size de sorayım. Coğrafya kader midir? Coğrafya tabii. Doğduğun ev kaderindir. Doğduğun ülke kaderindir. Doğduğun mahalle kaderindir. Örneğin Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de bir kasabada diyelim, doğu kesiminde ucra bir kasabada, Hakkari'nin bir kasabasında yaşıyorsun. Kaderindir. Kötü bir kaderdir. Yani soğuktur, şartlar zordur, eğitim zayıftır, altyapı yoktur, kar yağar, 6 ay 7 ay köy yolları kapanır, ulaşımını sağlıkta sıkıntı çekersin, eğitimde sıkıntı çekersin, gıda temininde sıkıntı çekersin, iş bulmakta sıkıntı çekersin, gelişmişlikte sıkıntı çekersin. Aynı ülkenin diyelim işte Aydın ilinin işte Kuşadası ilçesinde doğdun. Kaderin daha farklı olur. Deniz çocuğu olursun. Daha teknik ve teknoloji daha çabuk elinde olur. Avrupa'ya yakınlık veya turizme açık olması birçok ürünün oraya çabuk gelmesine sebep olur. Eğitim ve sağlık koşulların daha iyi olabilir. Çünkü oraya hizmet gelir. Çünkü yabancı turist geliyor, oraya bir takım donanım gelir. Altyapı yeterliliği olur. Kendini gelişmişlik düzeyinde iyi hissedersin. Bunu şöyle düşün. Bir ülkenin doğduğun il ve kasabaların da arada farkı var. Yaşadığın bir ilin diğer ilçesiyle başka bir ilçesi arasında da yaşam farkı söz konusu. Eğitim, sağlık, yaşam düzeyi, her noktada gelişmişlik ya da işte buna benzer bir altyapı kültürü, hizmet kültürü. Bu bir şanstır. Yani doğduğun ev kaderindir, doğduğun il kaderindir, doğduğun ülke kaderindir, yaşadığın yer gerçekten kaderindir. Danimarka'da, Kopenhag'da meydana doğsaydın daha farklı bir hayatın olurdu. Daha değişik, orada başka şeyler düşünürdün. Daha farklı kendini gelişmişlik düzeyinde hissederdin. Ya da işte New York'ta doğsaydın daha farklı bakardın hayata. Ya da Rio de Janeiro'da doğsan daha farklı bakardın hayata. Şimdi illa doğu batı farkı ya da kuzey güney farkı değil. Mesela Amerika'da da çok kötü yerler var. Mesela Amerika kıtasında da çok kötü, çok olumsuz yerler var. İşte yaşadığın ülkenin ili ve ilçesi ya da yaşadığın bölgesi, eyaleti de çok önemli. Amerika'da Kuzey Dakota'da da yaşarsın, Virginia'da da yaşarsın. Virginia'da yaşamanın koşulları Kuzey Dakota'da yaşamadaki koşullardan çok daha farklıdır. Daha gelişmişlik düzeyi farklıdır. İmkanlar daha farklıdır. İşte bu kişinin kaderini haritasında da zaten görebiliyoruz. Yani doğduğu yer o yüzden sabit alınır enlem boylam. Şimdi diyoruz ki siz nerede doğdunuz? İşte diyorsunuz ki ben Trabzon'da dünyaya geldim. Türkiye Trabzon'un gökyüzü haritasını açıyoruz. Enlem boylam tekniğine göre. Tamamen matematik ve bilim çalışıyor orada. Ama siz Trabzon'da doğdunuz. Geldiniz Atina'ya yerleştiniz. Yunanistan'da Atina'da yaşıyorsunuz. Orada doğdunuz. Sonradan Atina'ya göç ettiniz. O zaman Atina'nın haritasını açıyoruz. Atina sana ne getiriyor kaderde? Harita otomatikmen değişiyor. Çünkü niye? Gelecek kaderin değişiyor. Lokasyon değişince kaderini de değiştiriyorsun. Onun için bakın bütün psikologlar, bütün psikiyatrlar, bütün felsefe uzmanları, öngörü uzmanları der ki evine giderken bile işten hep aynı yolu deneme. Kaderini değiştir. Bu sefer farklı yoldan evine git. Hiçbir şey yapamıyorsan hep aynı caddeden evine gitme. Dolanarak başka bir caddeden git der. Yani biraz bakış açını değiştir der. Algını değiştir der.
hep aynı şeyi sabit hayatı kullanma der. Sabit eden dışarı çıktığın zaman haritanı da değiştiriyorsun. Ben çok gördüm mesela İran'ın Urum kentinde doğmuş bir kişi gelmiş İstanbul'da yaşıyor. Tamamen haritası değişmişti. Urum'a göre, İran Urum'a göre baktığımızda hayatı çok kötüydü, kaderi. Ama İstanbul'a gelmiş, yerleşmiş, göç etmiş. İstanbul'da olağanüstü bir haritaya sahip olmuş. Çünkü kaderini değiştirmiş, lokasyonunu değiştirmiş. İşte o zaman İstanbul'da olduğu kaderi paylaşıyor, yaşıyor. Hani mültecilere bazen ya da işte sizler biraz ister istemez bazı konularda haklı yere tepki veriyorsunuz. Ama şimdi Suriye'de yaşamış bir kişinin İstanbul'a göç edip kaderini değiştirmesi çok önemlidir. İşte o hayatını değiştiriyor. Algısını değiştiriyor. Hayatı kavramı değişiyor. O Şam'da veya işte Halep'te doğduğu gibi kalmıyor. Halep'te doğmuş, kaderi orada çizilmiş. Savaştan dolayı göç etmiş. Nereye gelmiş? İşte İstanbul'a gelmiş, göç etmiş. İstanbul tamamen onun hayatını, kaderini değiştirecektir. Yani Halep'te doğduğu bakış açısı gibi olmayacaktır. Bu kaderin değişimidir. Doğduğun yer evet kaderindir ama sen bunu değiştirebiliyorsun. Çünkü kader insanın kendi çabasına bağlı kılınmış. Kur'an-ı Gayreti Kerim'de de bu. aşıktır. Kader gayreti aşıktır. Evet, bu dini kitaplarda da açık açık ayetlerde de yazar. Kader kişinin çabasına bağlı kılınmıştır. Siz burada doğarsınız ama kaderinizi değiştirebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Başka bir lokasyona göç edip harita kaderinizi oynatabilirsiniz. O yüzden ben sabit burçlara, kişilere baktığımda çok kızıyorum. Sabit akrep, sabit boğa, sabit aslan, sabit kova. Alışkanlığını asla terk etmiyor. Çakılmış kalmış. Orada nemalandığı dünyanın dışına çıkamıyor. Halbuki daha farklı bir dünya onu bekliyor. Güzel bir hayat onu bekliyor. Kırsana kabuğunu diyorum. Kırsana zincirini diyorum. Çıksana oradan. Yapışmış kalmışsın o bölgeye, oraya. Doğduğu eve yapışmış kalmış. Babamın evi, babamın kökleri. Ya çık kardeşim oradan artık. Babam mı kaldı? Baba kökü mü kaldı artık? Sat, çık, git. Kaderini değiştir. Belki daha güzel bir hayat seni bekliyor. Daha güzel bir gelecek seni bekliyor. Bu sabit kişilikler, haritalar ızdırap çekiyor ileriki durumlarda. Kendini yenileyip değiştirip dönüştüremediği için. Ama dönüşüm yapan, cesaretli olan kişiler lokasyon değiştirdiğinde kaderlerini de değiştiriyorlar Neslihan Hanım. Evet, İsra suresi, biz kaderi kendi çabalarınıza bağlı kıldık. Biz şey şunu ekleyeceğim, Güneydoğu'nun en ucra köşelerinde çobanlık yaparak bütün sınavlardan hepsini geçen sevgili gençler, bazen aydında yaşayanlardan çok daha avantajlı da olabiliyorlar. Bazen konfor dediğiniz o anlattınız ya, hep aynı yoldan gitmek diye. Onlar konfor alanına o kadar çok çıkıyorlar ki galiba yaşadığı hayatın da zorluklarını anlayıp kendilerini nereye taşıyabileceklerini gördüklerinden, Doğru. hani bizler fazla konforlu yaşadığımız için o konfor alanından çıkamıyoruz belki, ama orada yaşayanlar işte hayatın belki de en çok kıymetini bilen insanlar. Çobanlık yapmalarına rağmen, hani öyle olduğu için söylüyorum. Yoksa onları farklı gördüğümden değil. Benim için 81 ilde birbiriyle aynı. Ama orada yaşayanlar işte hayatın kıymetini, geleceğin kıymetini anlayıp ona göre değer verip en üst makamlarda kendilerini görebiliyoruz ki bunlardan biri de aslında siz de çok iyi biliyorsunuz. Sinan Oğan. Evet. Yani 7 Tamam. kardeşli ama geldiği nokta siyaset alanında iyi bir nokta. Ama ne yapıyorlar işte? Çok güzel örnekler. Ne yapıyorlar? Bulunduğu coğrafyanın dışına işte bir imkan bulup çıkıyorlar. Çıktıklarında kaderleri de değişiyor. O coğrafyada yaptığı çobanlıklı kaderi değişmiyor. Sadece orada bir yol haritası çiziyor. Ama ne diyor? Ben buradan çıkmalıyım. Ben bu işi yapmamalıyım. İşte kendimi farklı bir yere atmalıyım. İşte o değişimi yaptığında kaderini değiştiriyor ve güzelleştiriyor. Aynı yerde kalsa yapamaz onu. Çünkü gökyüzü sabit çalışıyor orada. Çünkü diyor ki burada ne varsa kaderinde onu yaşayacaksın. Sana burada ekstra bir büyük bir pay yok diyor. Yani lokasyon değiştiren insanlar tabii doğru değiştirmek de çok önemli. Şimdi ben hayatımda çok lokasyon değiştirmiş bir kişiyim. Çok yer değiştirdim, ülke, yaşam, il, şehir çok değiştirdim. Çok şehirlerde, yaşamlarda bulundum.
Ama en çok bana neresi iyi geliyorsa orayı tercih ettim. Yani orada sabit kalmayı tercih ettim. Ben bir yere yapışıp kalmadım mesela. Sevmem de tek bir yerde yaşamayı yani. Sıkılırım. Bir müddet sonra o kabuğu kırmak isterim. Çünkü kaderim hep aynı çalışacak, hep aynı şeyler olacak. Gerek yok. Ya haritamı biraz değiştireyim derim. Ve gelecek progresimi daha farklı çalıştırırım. Bu çok önemlidir. Çünkü insan kaderini de gerçekten ona göre yönlendirebiliyor.